Çünkü oruç bizi her şeyden, günahlardan koruyor. Yani sadece yeme içmeme değil, açların halini anlamaktan değil. Bizim gözümüzü oruç tutturuyoruz, işte kulağımızı oruç tutturuyoruz, ağzımıza bütün bedenimizi oruç tutturuyoruz. Bizi her türlü kötülükten, şehvetten, nefsani duygulardan, gıybetten koruyor. Yeter ki siz niyet edin. Allah sizin bu niyetinize zaten yardımcı oluyor. Eğer mesela şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer oruç, bakın. Yani ibadetlerinde şu tehlikeye düşme şeyi var. Mesela hacca gidersiniz. Seyahat niyetiyle giderseniz haccınız hac olmaktan çıkar. İşte namaz kılarsınız. Sadece spor amacıyla eğilip kalkarsanız bu amacını aşar. Yani o sizin tavuğun yemyemesi gibi eğilip kalkmanızdan öteye gitmez. Gene oruç tutarsınız. Bunu perhiz amacıyla yaparsanız, diyet amacıyla yaparsanız bu da ibadetin maksadını aşmıştır. Oradan da sevap gelmez diye düşünüyorum. Şimdi eğer oruç insanı kötü söz, eylem ve davranışlardan uzaklaştırmıyorsa, sadece oruç değil bakın bütün ibadetler için söylüyorum. Edep ve ahlakını güzelleştirmiyorsa amacına ulaşmamış demektir. Bakın en ön safta münafıklar da namaz kılıyor. Bakın bir tane sahabe vardı Kuzman. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Namazda en önde, oruçta en önde, savaşta en önde böyle. Ama Peygamberimiz onun için cehenneme gitti diyor. Yani kazanmak şu anda kaybetti. Bizim işte el alem bizi görsün diye değil. Allah kalplerimizi biliyor ve o niyetimizi de biliyor. O yüzden öyle bir ince bir çizgi ki o niyet kayması bizi cennete ve cehenneme de götürebilir. O yüzden o niyetimizin kaymaması lazım. Yani sırat-ı müstakim. Emre olunduğun gibi dost doğru ol diyor ya Allah. Şimdi oruç tutan insan yalan söylememeli. Yalancı şahitlik yapmamalı. Gıybet etmemeli. İftira etmemeli. Hile ile iş görmemeli. Aldatma yapmamalı. Kötü söz ve benzeri davranışlarından olabildiğince uzak durmalı. İş ve işlemlerinde, söz ve sözleşmelerinde, alım ve satımlarında dürüst ve dost doğru olmalı ve yaşamalı. Bakın oruç tutan insan. Bakın oruç aslında bizi olmamız gereken kıvama çekiyor. Fark ediyor musunuz? Yani bunları zaten bizim yapmamız gerekiyor toplum olarak, insanlık olarak, insan olarak. Bizim zaten böyle olmamız gerekiyor. Dedim ya videonun başında bazen çizgiyi aşıyoruz biz. Oruç bizi diyor ki ey kulum hani çobanın koyunlarını kuzularını uçurumdan uçmasın diye böyle çeker ya doğru yola. Uçurumdan kaymasınlar. Biz de bazen uçurumun kenarında yaşıyoruz. Bazen kayabiliyoruz. Yani insan olarak nefsani duygularımıza yenik düşebiliyoruz. Bu yüzden oruç bizi aslında olmamız gereken, yani insan olma kıvamına çekmekte. Şimdi oruç açın halinden anlamak için bir empati. Bakın açın halinden. Bugün sosyal medyada reklamlarla yapılıyor. Bütün yardımlar. Kutuların üstüne parti isimlerinden tutun, şahsi isimlerden, şirket isimlerinden, devlet kurumlarının isimlerinden tutun. Burada milletin vergileriyle sanki bir lütufmuş gibi bir yardım kampanyası düzenleniyor. İşte gördüğünüz o bağış gecelerini. Yani buna art niyet girerse, kötü niyet girerse Allah korusun cehenneme gitme ihtimalimiz var. Bakın güzel bir iş yaparken cehenneme de gidebiliyoruz. O yüzden diyorum niyet çok önemli. Şeytan niyeti sayesinde sonsuz cehennemi hak etti. Niyeti eğer Allah'a şirk koşmasaydı, Allah'a secde etseydi Allah onu gene cennete koyardı. Ama o yaşasaydı, ömür boyu da şey yapsa niyetinden vazgeçmediği için sonsuz cehennemi hak ediyor. Bazen diyorlar ya sonsuz cehennem de adalet midir? Yani Allah'ın merhametine yakışır mı diye. O bu yüzden. Yani nasıl bir öğretmen öğrencisinin yüz almasını ister, sınıf geçmesini ister. Ama bunun neticesinde bir sınav yapar. Allah da öyle. Allah bizi sınav yapar. O niyetimiz sayesinde biz cenneti veya cehennemi hak ederiz. Yani Allah bizi cehenneme koymak istemiyor. Biz yani cehenneme gitmek o kadar zor ki aslında. Cennete gitmek o kadar kolay ki. Ama insanoğlu işte çiğ süt emmiş diyorlar ya kendisine çok dikkat etmesi lazım. Şimdi orucun sayısız vücut için faydaları var. Oruçta sadece işte yeme içme yani sabahtan akşama kadar yeme içme aç kalma anlaşılmamalı. Oruçta tüm uzuvlar olması gerektiği gibi olmalı. Ağız yalan söylememeli, kulak gıybet etmemeli, göz harama bakmamalı. Keşke hepimiz sadece Ramazan ayında bu hassasiyette değil de tüm aylarda bu kıvamda olsak, insan kalabilsek. Ötekileri, yani öteleri, öyle diyeyim, öteleri, öteki dünyayı bu dünyada idrak edip ona göre yaşasak, ona göre hayatımıza devam etsek, ona göre insan kalabilsek, ölmeden önce kendi nefsimizi öldürebilsek. Dünyada ol, dünyanın olma diyor bir söz. Yani biz dünyaya dalmamalıyız.